Evet. Şimdi ilk sorumuz, karşılaşmazlıklar teorisine göre bir ülkenin belli bir malda karşılaşmazlığa sahip olduğu durumda o malla ilgili açıklık hangisi doğrudur? Bak şimdi. Öncelikle karşılaşmazlıklar teorisi neye dayanıyordu? Benim neyi bilmem lazım arkadaşlar? Emek, değer teorisine dayanıyordu. O halde ben karşılaşmazlıklar teorisiyle emek değer teorisine dayandığını biliyorsam şunu bilmem gerekiyor. Dolayısıyla bu ülkede emek ile üretilen malların verimliliği oldukça yüksek ki ben bu mallarda karşılaştığımda üstünlüğe sahibim. Doğru mu? Doğru mu? O halde yanıt otomatikman ne olur? Edirne. Bak ne kadar. Bunu bak şunu aklınıza geldiğinde sorunun ne yapıyorsunuz çözümünü buluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuraya bir not yazmam gerekiyor. Not. Ne demiyor? O notumuz. Şimdi değerli arkadaşlar. Klasik iktisatta dış ticaret açıktan kaç teori vardı? Bir, mutlak üstünlükler teorisi vardı. Mutlak üstünlükler teorisi. İki, bir de ne vardı? Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi vardı. Mutlak üstünlükler teorisini kim geliştirmişti? Adam Smith geliştirmişti. Karşılaşmazlıklar teorisini kim geliştirmişti? David Ricardo geliştirmişti. Sınavda soru en düşük, sınavda soru en düşük maliyet de diyorsa mutlak üstünlükler. Sınavda soru en düşük fırsat maliyeti ile diyorsa karşılaşmazlıklar teorisidir. İster mutlak üstünlükler teorisi olsun, isterse karşılaştırmazlıklar teorisi olsun, ortak noktası nedir? Ortak noktası her iki teori de emek değer teorisine dayanır. Bu bir. Aynı zamanda her iki teori de bir tane gelişmiş ülke ile bir tane az gelişmiş ülke arasındaki dış ticareti ne yapar? Açıklar. Her iki teori de iki tane gelişmiş ülke ya da iki tane az gelişmiş ülke arasındaki dış ticareti ne yapamaz? Açıklayamaz. O halde iki teorinin açıklayabileceği dış ticaret bir gelişmiş ülke ile bir tane az gelişmiş ülke arasındaki dış ticaret açıklamaktır. Burası anlaşılmış mıdır? Anlaşıldı değil mi burası? Bunlar ortak noktalarıdır. Peki değerli arkadaşlar, David Ricardo'nun geliştirdiği karşılaştırma üstünlükler teorisinin eksiklikleri neler? Eksiklikleri. Öncelikle David Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisi emek değer teorisine dayanır. Yani üretim maliyetlerinin sadece emekten oluştuğunu söyler. Diğer üretim faktörlerinin maliyeti göz ardı edilmiştir. Bu birinci eksiklik. İkincisi ise David Ricardo ülkeler arasında iş gücü verimliliğindeki farklılığın nedenlerini açıklayamamıştır. Az önceki örneğimizde bakın niçin İngiltere'de emek kumaşı daha ucuza üretiyor da niçin Portekiz'deki emek şarabı daha ucuza üretiyor? Bunu ne yapmamıştır arkadaşlar? Açıklayamamıştır. Aynı zamanda David Ricardo'nun karşılaşmazlıklar teorisinde modelde iş gücü ülke içinde tam hareketli ama ülkeler arasında ise tam hareketsizdir. Dördüncüsü, David Ricardo'nun karşılaşmazlıklar teorisi bir arz teorisidir. Niçin? Hatırlayın, örneğimizde ne vardı arkadaşlar? Örneğimizde bir işçiyle bir günde üretilen mal miktarları yani üretim var. Ne yok? Talep yoktur. Yani talep koşullarına yer vermemiştir. David Ricardo'nun karşılaştırmalı teorisi sabit maliyetlere ve tam uzmanlaşmaya dayanır. Niçin? Çünkü bakın bakalım arkadaşlar. Hani İngiltere kumaşta uzmanlaşacak ya. Kumaşta uzmanlaştığında şaraptaki işçilerini alıp kumaşa sevk edecek. Kumaş üretimini arttıracak. Kumaş satacak. Karşına şarap alacak. Aynı şekilde Portekiz'de kumaştaki işçilerini alacak, şaraba sevk edecek, şarap üretimini arttıracak ve şarap satacak. Ama diyor ki David Ricardo'nun karşılaşmazlıklar teorisi, kumaş üretimindeki artışla şarap üretimindeki azalış arasında sabit bir ilişki vardır. Ya şöyle olsaydı, kumaşı bir birim arttırırken şarap 10 birim azalıyorsa, yani artan ya da azalan maliyetleri göz ardı etmiş ve üretimde sabit maliyetlerin olduğunu varsaymıştır. Dur, soru. İsmail Al Demir. Anladım hocam.
Öncelikle cezam vereyim yoksa soruyu mu sorayım? Hocam önce soruyu alabilir miyim? Tamam. Ama bilemezsen ceza iki katına çıkacak. Riski severim. Efendim? Riski severim hocam. Risk Tamam. alalım. Üretimde sabit maliyetlerin olması durumunda üretim imkanları eğrisinin şekli nasıl olur? İsmail, Hocam. beklemediğin yerden mi geldi? Evet, beklemediğim yerden geldi. Ama Şimdi anlattık. sabit maliyet olduğunda üretim imkanı neresi? Güzel soruymuş. Demet, sen söyle. İsmail'i utandır bakayım Demet. Utansın şu İsmail. Kıpkırmızı olsun. TFC'den bahsediyoruz sanırım hocam. Nereden? TFC eğrisinden. Pardon. Yanlış mı? Eda, şu Demet'le İsmail'i utandır bakayım. Eda. Hep birlikte utanacağız herhalde hocam. Pozitif değil mi? Hepinize ödev. Arkadaşlar ben şu an Tokat'tayım. 60 kez yapıyorsunuz. 60 kez ve bunu yarına istiyorum. Arkadaşlar artan maliyetler varsa üretim imkanları ise iç bükey. Azalan maliyetler varsa üretim imkanları ise dış bükey. Ve yatay eksen x dikey eksen y sabit maliyetler varsa üretim imkanları ise negatif ve mesafe bir doğru değil miydi? Hatırlayanlar bir artıya basabilir mi? Vazgeçtim. Hatırlayanlar bir 60 yazabilir mi? Göreyim. Kimler hatırladı? Tamam. İsmail hala hatırlamadın mı? Tamam. O halde bu üç şekli 60'er kez çiziyorsunuz. Artan, azalan ve sabit maliyet yazıp bana atıyorsunuz. Tamam mı? Demet, Eda, İsmail. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Tamam. Yazarız hocam. Tamam İsmail. Anlaştık hocam. Olmadı sen 120 kez iki kat dedik ya. 120 mi? Evet ne dedik? Önce iki katına çıkar demedik mi? Tamamdır hocam. 120 yazarım ya. Anlaştık Sıkıntı. tamam. Anlaştık. O halde ne yaptık bunu da gördük. Ve David Ricardo'nun karşılaşmazlıklar teorisinin bir diğer eleştirisi ise Ricardo modeli statik bir modeldir. Yani zamana ve değişime kapalıdır. Ve son eleştirisi üretim aşamalarına göre uzmanlaşmaya değinmemiştir. Bunlar da nedir? Ricardo modelinin, karşılaşmazlıklar modelinin aksaklıkları, eleştirileridir. Peki Ricardo modelinin uygulama alanındaki sınırlarına bakalım. Yani dış ticaret kaç nedenle yapılırdı? Üç nedenle. Yurt içi talepte ulusal üretim arasındaki farklar, mal kalitesindeki farklılık ve fiyat farklılığı dış ticarete neden olurdu. David Ricardo ne diyor? Yurt içi fiyatlarla yurt dışı fiyatlar farklı olduğu sürece dış ticaret yapılır diyordu. O halde bunu açıklayamaz. Bunu da açıklayamaz. David Ricardo'nun dış ticareti açıklamasındaki gaye, amaç nedir? Yurt içi fiyatlarla yurt dışı fiyatlar arasındaki farklılık nedeniyle dış ticareti açıklamasıdır. Ve yine vergi denetmen yardımcı 2006 sınav sorusu diyor ki sorumuz. Aşağıdaki elden eksi karşılaşmazlıklar türünün varsayımları arasında yer almaz. Ticaret gelir dağılımını etkiler demiş. Öncelikle soruyorum. Gelir dağılımından hiç bahsettik mi? Bundan bahsetmedik. Bu bir kalsın soru işareti. Üretimde sabit maliyetler geçerli doğru. Emek değer doğru. Ticaret iki yük doğru. O halde yanıt ne oldu? O halde David Ricardo'nun karşılaşmazlıklar teorisinde dış ticaretin gelir dağılımı üzerindeki etkileri incelenmemiştir. Yanıt ne olacak? Ankara. Neredeymiş bu arkadaşlar? Bir diğer örnek sorumuz. Diyor ki, A ülkesi buğdayda, B ülkesi, A ülkesi buğdayda, B ülkesine göre daha yüksek bir fırsat maliyetine sahipse. A, wow, yüksek bir fırsat maliyeti varmış. Aşağıdaki hangisi doğrudur? Bu soruyu siz çözüyorsunuz. Alayım cevapları. Öncelikle fırsat maliyeti ise ne olacak? Karşılaştırmalı, karşılaştırmalı, üstünlükler teorisi. Doğru mu? Aferin. Karşılaştırma üstünlükler teorisi ne diyordu? Bir ülke başka bir ülkeye göre en düşük fırsat maliyetiyle ürettiği malın üretiminde uzmanlaşma. A ülkesi buğday üretiminde B ülkesine göre
daha yüksek fırsatlar sahipse o halde B ülkesi buğday üretiminde A ülkesine göre daha düşük fırsat maliyetine mi sahiptir? Bu nedenle ne olacaktır? B ülkesi buğdayda A ülkesine göre karşılaştırmalı üstündür. Yanıt bu nedenle Bursa, ne yaptık? Soruyu çözdük. Bu soru anlaşılmış mıdır? Anlaşılmış mıdır bu soru? Emin miyiz Demet? Tamam. Neredeyse üretim hacmi ile maliyet arasındaki ilişkiler. Çünkü arkadaşlar üretim hacmi ile maliyet arasındaki ilişkiler deyince aklımıza tabii ki ne gelecektir? Üretim imkanlarının eğrisi gelecektir. Dur. Kimse söylemiyor. İsmail söyleyecek. İsmail. Efendim hocam. Cezadan yırtmak istiyor musun? Evet hocam. O halde bu soruyu bilirsen cezadan yırtıyorsun. Tamam hocam. Üretim imkanları eğrisi nedir? Hocam, teknoloji ve neydi mevcut? Bir dakika, veri teknolojiyle mevcut kaynakların tam ve etkin olarak kullanıldığı bileşimleri gösteren eğri. Yani aferin, o halde senin ödevi ne yaptık? Sıfırladık. Neydi üretim imkanları eğrisi? İsmail'in dediği gibi veri teknoloji altında, yani teknoloji veriyken bir toplumun mevcut kaynakları ile üretebileceği maksimum mal birleşimini gösteren noktaların geometrik yerine üretim imkanları eğrisi ne yapıyorduk? Diyorduk arkadaşlar. Ne yaptık? Üretim imkanları eğrisini tanımladık. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi bakın biz üretim imkanları eğrisini açıklarken karşımıza ne çıkardı? Bir, artan fırsat mı çıkardı? İki, azalan fırsat mı çıkardı? Ve üç, üçüncüsü ise sabit fırsat maliyeti çıkardı. O halde Demet. Buyurun hocam. Ödevden kurtulmak istiyor musun? Tabii ki. O halde bilirsen ödevi sıfırlıyoruz. Bilemezsen ikiye çarpıyoruz. Oldu mu? Tamam. Artan fırsat maddi ne demektir? Bir birim X tüketebilmek için vazgeçmem gereken Y miktar. Pardon. Üretebilmek için vazgeçmem gereken Y miktarını gösteren. Ne kadar Y gösterecek? Daha az. Az. Demet'e ödev ikiye katlansın mı Eda? Yok hocam ya. 60 tane bize. O halde Eda, Demet şey kullansın sen de. Neydi? Telefon joker hakkını kullansın. Sen söyle bakayım. Söyle bakayım. Artan fırsat maliyeti miydi hocam? Evet. Nasıl söylesem? O halde Eda ve Demet. 120 herkes istiyorum. Hocam tanımlarını... yok vallahi çok fazla. Hocam ikisini de kurtarayım mı? Efendim? İkisini de kurtarayım mı? Olmaz. İsmail, benim ödev verme özgürlüğümü engellediğin için sana yeni ödev veriyorum. Tamam hocam ben karışmıyorum. 120 tane iyidir ya, yazsınlar. Hadi Demet ve Eda, 120 herkes tanımlarını yazıyorsunuz. Grafiklerini çiziyorsunuz ve yarın atıyorsunuz. Tamam mı Demet ve Eda? Demet. Hocam biraz daha düşünmez miyiz? Efendim? Yarına çok olmaz mı? Hani? Tamam 120. Hadi. Ben 120 diyeyim, siz 12 kez yapın. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Hocam. Tamam. Neydi artan fırsat maliyeti? Bir birim daha fazla X malı üretebilmek için daha çok Y malından vazgeçmek demekti. Ve artan fırsat maliyeti durumunda ya da eksen X, iki eksen Y olmak üzere üretim imkanları eğrimiz neydi? Orijine göre HPK. Azalan fırsat maliyeti neydi? Bir birim daha fazla X üretebilmek için daha az Y malı üretiminden vazgeçmekti. Bu durumda azalan fırsat maliyeti durumunda üretim imkanları eğrisi orijine göre HPK olurdu. Sabit fırsat maliyeti ne demekti? Bir birim daha fazla X üretebilmek için her defasında aynı miktarda Y malından vazgeçmekti ve bu durumda üretim imkanları eğrisi ne olurdu? Negatif 1, 2, 3, 4. Şimdi kimse söylemiyor.
İsmail arkadaşım söylüyor. Efendim hocam. Artan fırsat matrisinde marjinal dönüşüm oranı hangi değeri alır? Hocam birden büyük. Aferin. Azalan fırsat matrisinde marjinal dönüşüm oranı? Birden küçük. Peki sabit fırsat matrisi durumunda marjinal dönüşüm oranı? Sabit sayı. Aferin, sabit sayı. Değerli arkadaşlarım, örnek aldınız mı İsmail'i? Tebrik ediyoruz hocam. Teşekkür hocam ederim. Ben bunları bu hafta hemen çalışmıştım, ezberlemiştim demeyeyim de. Okey, tamam, ezber yok. Şimdi bakın, diyelim ki benim arkadaşlar ihraç ürünüm, benim ihraç ürünüm X. X üretimini arttırdığımda Y'den, bak X malı üretimini, ihraç ürünümü bir birim arttırdığımda, bire atıyorum, pardon şurası bire, atıyorum ne olsun 10. 2'ye çıkarttığımda atıyorum bundan 6 mı vazgeçeceğim? Bu iyi bir şey midir? Artan fırsat durumunda ihraç ürünü bir birim arttırdığımda Y'den daha çok vazgeçiyorsam, bir birim daha fazla ihraç ürünü arttırmak için diğer maldan daha çok vazgeçiyorsam bu iyi bir şey değildir. Bu halde artan fırsat durumunda dış ticarette uzmanlaşma olamaz. Geldik buraya. Şimdi X malı üretimi 1 iken Y malı üretimi ne olsun 6. X malı üretimini 2'ye çıkarttığımda bir birim arttırdığımda Y malı üretimini atıyorum 0.5 tane mi vazgeçtim? Hadi ihraç malı üretimini bir birim arttırdığımda Y'den daha az vazgeçiyorsam bu nedir? Bu benim için iyidir. Ama kimse burada ihraç ürünü arttırmak istemez. Niçin? Çünkü yurt içi fiyatlarda ihraç ürünüyle yurt içinde tüketilen malın fiyatı aynıysa kimse ihraç ürünü arttırmak istemez. Bu durumda ihracatı özendirmek için ne gerekir arkadaşlar? Müdahale gerekir. O halde belirli koşullarda azalan fırsat maliyetiyle de dış ticaret yarar sağlayabilir. Ne için? Eğer müdahale, yani devletin ihraç ürünü teşvik etmesi söz konusuysa. O halde dış ticaret uzmanlaşmak için ne olması gerekiyor? Sabit fırsat maliyeti olması gerekiyor. Hangi durumda dış ticarette uzmanlaşılırmış? Sabit fırsat maliyeti durumunda. Burası da anlaşıldı mı? Belirli koşullarda uzmanlaşma, burada asla uzmanlaşma yok. Peki şimdi geldiniz arkadaşlar, manyak güzel bir konudayız. Konumuz ne? Karşılıklı talep kanunu, iç maliyet doğrusu da teklif edildi. Şimdi değerli arkadaşlar, biz dış ticareti açıklarken birkaç unsurdan bahsederiz. Öncelikle arkadaşlar iki kavramı bilmemiz gerekiyor. Bunlar neyi bilmemiz gerekiyor? Bir, dış ticaret haddi. Bir de arkadaşlar, dış ticaret hacmi kavramının ne olduğunu, ne yapmam lazım bilmem gerekiyor. Peki dış ticaret haddi ne demek? Öncelikle soruyorum. Haddini bil diye bir kavram, bir deyim, bir söylev duydunuz mu? Haddini bil diye bir şey duydunuz mu? Duyduk hocam. Neymiş? Şey olarak haddi mi? Hı hı. Yani ne demek? Mesafenin işte sen kimsin tarzında gibi böyle söyler. Haddini bil, değerini bil, pahanı bil, değerin kadar konuş demek değil mi? Öyleymiş. Değil mi? Hadi aklınıza oradan gelsin. Dış ticaret haddi deyince aklınıza fiyat gelecek. Peki dış ticaret hacim. Hacim deyince aklınıza miktar gelecek. Hadi dış ticaret haddi uluslararası fiyatlar demektir. Dış ticaret hacmi ihracat ve ithalat miktarları demektir. Bunlardan hareketle benim neyi bilmem gerekiyor şimdi arkadaşlar? Benim bir de bilmem gereken kavram karşılıklı talep kanunudur. Karşılıklı talep kanunu kim geliştirmiştir? John Stuart Mill geliştirmiştir. Peki karşılıklı talep kanunu nedir? Şudur arkadaşlar. Bir ülkenin bir birim ithal malına karşılık teklif ettiği ihraç malı miktarına karşılıklı talep kanunu denir. Bakın çok basit bir örnek. Örneğin İsmail arkadaşım kaymakam olmak istemiyor mu? İstiyor mu İsmail? Evet hocam. Peki kaymakam olmak için kitaba ihtiyacın var mı? Var. Ve bu kitaplar çok pahalı değil mi? Maalesef pahalı.
Şimdi biz bu parayı ortadan kaldıralım. Ben de bir tane kaymakamlık kitabı var ve çok değerli. Kesin kazanacaksın. Şunu der misin bana? Sen bana o kaymakamlık kitabını ver. Karşına ben sana 5 tane genel yetenek, genel kültür kitabım var. Onu vereyim. Derim hocam. İşte buna karşılıklı talep kanunu denir. O halde karşılıklı talep kanunu nedir? Diyor başka bir ülkeden bir birim ithal malı karşılığında kendi malımdan ne kadar vereceğim? Buna ne diyormuşum? Karşılıklı talep kanunu. Karşılıklı talep kanunundan hareketle Alfred Marshall ise neyi geliştirmiştir arkadaşlar? Teklif eğrilerini geliştirmiştir. O halde bizim burada önce neyi görmemiz lazım? Teklif nedir? Onu görmemiz lazım. Teklif 3 unsur içerir. 1. Alfred Marshall'ın geliştirdiği teklif eğrisi nereden hareketle geliştiriliyor? Karşılıklı talep kanunu. Neydi karşılıklı talep kanunu? Bir birim ithal malına karşılık teklif edilen ihraç malı miktarı. O halde bir teklif mutlaka ve mutlaka bir kere şunu içerir mi? İthal malı miktarını içerir mi? İçerir. Peki bu ithal malı karşılığında verilen, teklif edilen ihraç malı miktarını içerir mi? İçerir. Geldik 3. Az önceki örneğimizde benim bir kaymakamlık kitabıma karşılık İsmail 5 tane genel yetenek, genel kültür kitabı teklif etmiş miydi? O halde bu durumda bir kaymakamlık kitabı fiyatının genel yetenek, bir kaymakamlık kitabı genel yetenek, genel kültür kitabı cinsinden fiyatı 5'te 1 mi oldu? Yani 1 bölü 5 mi oldu? Dolayısıyla ihraç ve ithal malı miktarını gösteriyorsa aynı zamanda ne içerecek arkadaşlar? Malların birbiri cinsinden fiyatlarını, yani uluslararası ne içerir fiyatı. Bir teklifte kaç unsur varmış? 3. İthal malı miktarı, ihraç malı miktarı ve uluslararası fiyatlar varmış. Peki buradan hareketle biz bunu bir örnekle açıklayalım. Nasıl bir örnek yapalım? Diyelim ki arkadaşlar Türkiye'de bir tane buğday, Türkiye'de iki tane ne yapsın? Kağıt yapsın. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise arkadaşlar bir tane buğday bir bölü iki tane ne yapsın arkadaşlar? Kağıt yapsın. Pardon, yanlış yaptım arkadaşlar. Özür. Şöyle bir şey yapalım. Çok ters çıkacak çünkü. Türkiye'de arkadaşlar bir tane buğday bir bölü iki tane ne yapsın? Kağıt yapsın. Amerika'da ise bir tane buğday ne yapsın arkadaşlar? İki tane kağıt yapsın. Şimdi bakın, Türkiye'de bir buğday verip bir yarım tane kağıt mı alıyoruz? Evet. Peki Amerika'da bir buğday verip iki tane kağıt mı alıyoruz? Öncelikle burada bir şey yapmamız lazım. Buğdayın ve kağıdın kendi fiyatlarını Türkiye'de ve Amerika'da gösterelim. Nasıl gösterelim? Bakın şimdi. Ne yapıyorum? Yatay eksene diyorum. Yatay eksene buğday miktarı. Dikey eksen diyorum. Dikey eksene kağıt. Önce Türkiye için yapıyorum. Türkiye'de arkadaşlar bir tane buğday 0,5 tane kağıt mı yapıyor? Hadi Türkiye'de kağıdın buğday cinsinden fiyatını şurada mı buldum? Peki Türkiye'de iki tane buğday, Türkiye'de bir tane kağıt mı yapıyor? Hadi yine Türkiye'de buğdayın kağıt cinsinden fiyatını buldum mu? Ve Türkiye'de 3 tane buğday, Türkiye'de 1,5 tane kağıt mı yapıyor? Yine Türkiye'de buğdayın kağıt cinsinden fiyatını buldum mu? Ve sonra Türkiye'de 4 tane buğday, Türkiye'de 2 tane kağıt mı yapıyor? Ve burada yine Türkiye'de buğdayın kağıt cinsinden fiyatını buldum mu? Bakın, Türkiye'de buğdayın kağıt cinsinden maliyetlerini buldum. Bulduğum bu maliyetleri birleştirdiğimde ben neyi bulmuş olacağım arkadaşlar? Türkiye'nin buğday ve kağıt ya da kağıt ve buğday cinsinden iç maliyet doğrusunu bulmuş olacağım. O halde bu neymiş? Türkiye'nin buğday ve kağıt cinsinden iç maliyet doğrusu. Peki şimdi ben size bir şey soruyorum. Amerika gelip Türkiye'ye dese ki, ey Türkiye, ben sana bir tane kağıt vereyim, karşında sen bana 4 tane buğday ver. Bunu Türkiye kabul eder mi? Eder mi? Tekrar ediyorum. Amerika gelip Türkiye'ye dese ki, ben sana bir tane kağıt vereyim, sen bana 4 tane buğday ver. Türkiye bunu kabul eder mi? Asla etmez. Çünkü Türkiye
bir kağıt karşılığında zaten bir kağıt karşılığında zaten iki tane buğdayı kendisi üretiyor. Bunu asla kabul etmez. Türkiye için bu zararlı değil midir? Türkiye için bu zararlıdır. O halde bu iç maliyet doğrusunun altında kalan bu bölgede, Türkiye için, dış ticaret, nedir arkadaşlar? Karlı değildir deriz. Peki. Türkiye gidip Amerika'ya dese ki ben sana iki tane buğday vereyim, sen bana iki tane kağıt ver. Bunu Türkiye ister mi? İster. Niçin? Çünkü Türkiye iki buğday karşısında en fazla ne kadar kağıt üretebiliyor? Bir. Peki iki buğday verip iki kağıt alırsa aradaki şu fark kadar Türkiye kazanç elde etmiş olur mu? Olur. O halde iç maliyet doğrusunun dışında kalan bu bölgede Türkiye için, dış ticaret nedir? Dış ticaret karlıdır. Şimdi bunu Amerika için yapalım. Şimdi Amerika'da bir buğday ne yapıyordu? İki kağıt. Bak bir buğday hop iki kağıt. Peki Amerika'da iki tane kağıt ne yapar arkadaşlar? Amerika'da iki tane kağıt dört tane buğday. Orayı da birleştireyim, düzgün yapayım. O halde Amerika'da iki tane buğdayda dört tane ne yaptı? Kağıt. Onu da birleştirirsen burası yapar mı? O halde Amerika'da kağıdın buğday cinsinden, şu maliyetlerini birleştirirsem neyi buldum? ABD'nin kağıt ve buğday ya da buğday ya da kağıt cinsinden iç maliyet doğrusunu ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Peki Türkiye'ye gidip Amerika'ya dese ki ey Amerika ben sana bir tane buğday vereyim, sen bana dört tane kağıt ver. Amerika bunu ister mi? Asla istemez. Niçin? Çünkü Amerika kağıdı da buğdayı da kendi üretse, dört tane kağıt karşısında iki tane buğdayı zaten kendi üretebiliyor. Dört kağıt verip bir tane buğday alırsa, bir tane buğday zararlı olacaktır. Bu nedenle Amerika asla böyle bir ticaret istemez. O halde Amerika'nın da iç maliyet doğrusunun şu bölgesinde, yani içeride kalan kısımda, ne diyeceğiz arkadaşlar? ABD için dış ticaret karlı değildir deriz. Peki. Türkiye'ye gidip Amerika'ya dese ki ben sana dört tane buğday vereyim, sen bana dört tane kağıt ver. Yani şurası. Amerika'ya bakalım. Amerika dört kağıt karşılığında ne kadar buğday üretebiliyor? İki. Ama dört kağıt verip dört tane buğday alırsa Amerika iki tane buğday kazançlı olur mu? Olur. Bunu Amerika ister mi? İster. O halde Amerika içinde iç maliyet doğrusunun dışında kalan bu bölgede ne olacaktır? ABD için dış ticaret karlı olacaktır. O halde her iki ülkenin de dış ticaretten aynı anda kazanç sağladığı yer şu iç maliyet doğrularının arasında kalan bölüm oldu mu? Oldu. İşte ülkelerin iç maliyet doğrularının arasında kalan bu bölüme biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Karlı dış ticaret bölgesi diyeceğiz. O halde karlı dış ticaret bölgesi ne demekmiş? İki ülkenin de dış ticaretten aynı anda kazanç sağladığı yer demekmiş. Ve o yer ülkelerin iç maliyet doğrularının arasında kalan yer neymiş arkadaşlar? Bölgeymiş. Peki buna gördüğümüze göre teklif eğrisi nedir? Teklif eğrisine bakalım şimdi. Şimdi değerli arkadaşlar hemen yanında çiziyorum. Dur düzgün çizeyim. Hemen yanında şöyle bir şekilde çizelim. Niye olmuyor? Evet. Yatay eksen nedir arkadaşlar? Buğday miktarı. Dikey eksen nedir? Kağıt miktarı. Peki Türkiye'nin iç maliyet doğrusu bu değil miydi arkadaşlar? Bu neydi? Türkiye'nin iç maliyet doğrusu. İşte Türkiye'nin teklif eğrisi önce iç maliyet doğrusunun üstünden başlar. Niçin? Çünkü iç maliyet doğrusunun altında kalan bu bölgede Türkiye için dış ticaret kazançlı değildi. O halde Türkiye için iç maliyet doğrusunun önce üstünden başlayan teklif eğrisi daha sonra iç maliyet doğrusundan ayrılarak ne olur? Kavisli hale gelir. İşte bu neymiş arkadaşlar? Türkiye'nin ne diyeceğiz? Türkiye'nin teklif eğrisi. Peki teklif eğrisi öncelikle ne için iç maliyet doğrusunun üstünden başlar? Çünkü iç maliyet doğrusunun altına kalan bölgede dış ticaret kazançlı olmadığı için. Peki niçin ondan ayrılarak kavisli hale gelir? Bunun nedeni şudur. Bakın arkadaşlar şöyle gittiğimizde ne oluyor? Buradan gittiğimizde şu oluyor mu arkadaşlar?
Türkiye'de yazamadım, düzgün yazayım. Böyle gittiğimiz arkadaşlar, şu oluyor mu? Türkiye'de buğday ihracatı artmakta. Buğday ihracatı arttığı için Türkiye'de buğdayın miktarı azalmakta. Peki bir malın miktarı azalıyorsa o malın marjinal faydası ne olur? Artar. Peki böyle gittikçe Türkiye buğday veriyor. Karşılığında ne alıyor? Kağıt alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ise Türkiye'nin ise ne olmakta arkadaşlar? Türkiye'nin kağıt ithalatı artmakta. Yani Türkiye'de kağıdın miktarı artmakta. Kağıdın miktarı arttıkça kağıdın marjinal faydası ne oldu? Azalmakta. İşte ithal malının azalan marjinal faydasından dolayı bir süre sonra Türkiye daha az buğday verip daha çok kağıt almak ister. O halde teklif eğrisinin kavisli hale gelmesinin nedeni neymiş arkadaşlar? Nedeni ithal malının ne diyoruz arkadaşlar? Azalan marjinal faydasıymış. Peki ABD'nin iç maliyet doğrusu şu değil miydi arkadaşlar? Öyle değil mi? Bu da neydi arkadaşlar? ABD'nin iç maliyet doğrusuydu. Peki ABD'nin teklif eğrisi de tıpkı Türkiye gibi önce iç maliyet doğrusundan başlar. Niçin? Çünkü dışında kalan, şu içinde kalan bölgede Amerika için dış ticaret kazançlı değildir. Bir süre sonra onun teklif eğrisi de nereden ayrılır? İç maliyet doğrusundan ayrılır ve kavisli hale gelir. Bu da nedir arkadaşlar? ABD'nin teklif eğrisidir. İşte iki ülkenin teklif eğrinin kesiştiği şu noktaya F diyelim. O F noktasını bakın arkadaşlar. O F noktasını önce buğday ekseniyle birleştirelim B1. Sonra kağıt ekseniyle birleştirelim. Ne oldu burası da? K1. Dolayısıyla burası bana neyi gösterdi burası? Neyi gösterdi bakalım. Şu 0-B1 aralığı bana Türkiye'nin buğday ihracatını gösterirken ABD'nin buğday ithalatını gösterdi. Şu 0K1 aralığı ise bize ABD'nin kağıt ihracatını gösterirken Türkiye'nin ise kağıt ithalatını gösterdi. Dur. Arkadaşlar ülkelerin ihracat ve ithalat miktarlarını buldun mu? Ülkelerin ihracat ve ithalat miktarlarını buldun mu? İşte ülkelerin ihracat ve ithalat miktarlarına ne denirdi? Dış ticaret hacmi mi? Dış ticaret haddi mi? Hacim. Had fiyat demek. Had neymiş? Fiyat. O halde ben neyi buldum? İki ülkenin dış ticaret hacimlerini buldum. Bir kere bunu cebe koydum. Peki buradaki F doğrusu var ya. Ben o F doğrusunu arkadaşlar neyle birleştiriyorum? O F doğrusunu ben o F'yi orijinle birleştiriyorum. Orijini birleştirdim. Bakın ne elde ettim? Bir OF doğrusu elde ettim. Peki bu OF doğrusunun eğimine bakalım. Bu OF doğrusu eğimi şuradaki tanjant alfa değil midir? Doğru mudur? Nedir o? Karşı kenar. Yani FB1. O FB1 uzunluğu K0K1 uzunluğu mudur? Yani nedir? 0K1 uzunluğu bölü komşu kenar. Komşu kenar da nedir? 0B1. Burası buğday miktarı değil mi? Burası da kağıt miktarı değil mi? Bir birim ihraç malının kağıt cinsinden fiyatını mı buldum? Bu nedenle OF doğrusu bana neyi gösterecek? Bana uluslararası fiyatları gösterir. Neymiş OF doğrusu? Uluslararası fiyat doğrusuymuş. Ben aynı zamanda neyi buldum? Dış ticaret haddini de bulmuş oldum. Dış ticaret haddi ne oldu? 0K1 bölü 0B1. Dış ticaret hacmi ne oldu? Dış ticaret hacmi 0B1. Türkiye'nin buğday ihracatı, Amerika'nın buğday ithalatı 0K1. Türkiye'nin kağıt ithalatı, Amerika'nın kağıt ihracatı. O halde bunları ne yaptık? Bulmuş olduk. Buraya kadar sorun
herhangi bir mesele var mıdır? Buraya kadar anlaşılmış mıdır? Uluslararası iktisat çok basit iş değil mi? Korkulacak, evet hocam, para bankaya göre. Çok korkulacak bir şey yok değil mi? Evet. Tamam, o halde bakın şimdi ben şurada göstereceğim, şurada göstereceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle bu soruyu kime sorayım? Demet'e sorayım. Demet, yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat olmak üzere. Bu benim neyim? Talep doğrum. Bu benim neyim? Arz doğrum. Arz ve talep doğrumun kestiği nokta piyasa dengesi, piyasa denge fiyatı ve piyasa denge miktarıdır. Şurası bana neyi gösterir? Tüketici rantını. Aferin. Burası neyi gösteriyordu bize? Tüketici rantını gösteriyordu. Yani tüketici kazancı. Peki şimdi bakalım. Şu teklif eğrisi Türkiye'nin kağıdı olan nedir? Talebidir. Şu teklif eğrisi ABD'nin buğday olan nedir? Talebidir. Peki biz tüketici rantını tanımlarken talep doğrusunun altında denge fiyat çizgisinin üstünde diye tanımladık mı? Öyle tanımlamıyor muyuz? Öyle tanımlıyoruz. Doğru mudur? Bakın değerli arkadaşlar, burası talep doğrusunun altı, fiyat çizgisinin üstüyse burası bana ABD'nin dış ticaretten neyi gösterir? Kazancını gösterir. Yine Türkiye'nin talep doğrusu fiyat çizgisi. O halde talep doğrusunun üzerinde fiyat çizgisi altına kalan bu alan ise bana Türkiye'nin dış ticaretten neyi gösterir? Kazancını gösterir. O halde ülkelerin dış ticaretten kazancını da böylelikle bulmuş olduk mu? Böylelikle bulmuş olduk. Burası da anlaşılmış mıdır arkadaşlar? Burası da anlaşılmış mıdır? Bir sıkıntı var mı? Yok. Peki şimdi hemen bir soru sorayım. Ama bu soruyu nereden sonra sorayım? Süremiz çok az kaldı. Reklamlardan sonra.